Ne oldu Tapu yavrum? Babam bana değil, bu kalemleri iç çaya almış. Ben Tapu'ma onlardan çok daha güzel kalemler alırım yavrum. Sakın bir kalem için ağlama. Yavrum, bu evde her şey senin. İlk önce senin hakkın var her şeyde. Görüyorum ki iç çaya daha fazla ilgi gösteriliyor. Ben demiştim zaten. İç çanın senin eşyalarında gözü var. O senin yerini almak istiyor. Tapum. Benim en iyi arkadaşımsın. Bu kalem senin olsun. Bu benim değil. Babam sana almış. Ben de senin güzel kalemini almıştım. Hem video oyununu da okula götürmüştüm. Hatırlıyor musun? Sen de bunu al. Sen benim arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. Tapu lütfen, hadi lütfen, 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 lütfen. Tapu, hadi. Ama İtça, ya babam öğrenirse ne olacak? Babanın hiçbir şeyden haberi olmaz. Ben onun öğrenmesine izin vermeyeceğim. Hazır mısın kızım? Bugün seni okula babam bırakacak. Hadi. Baba günaydın. Hadi gidelim. Acaba bir şeyi unutmuyor musun? Kitaplarımı aldım. Beslenme kutumu aldım. Kalemlerimi de, soluğumu da. Neyi unuttum ki baba? Aklına gelmiyor mu? Evet. Artık İtça da benimle okula gelecek. Yani ikimiz birlikte gideceğiz artık. İtça, hadi gidelim. Hadi. Bir dakika. Güzel kızım, derslerini iyi dinle. Çok yaşa yavrum. Çok yaşa yavrum. Hayır, hayır. Hayır kızım. Yapma böyle lütfen. Damini. Tapasya da senin kızın gibi değil mi? Tapasya, Damini teyzenden de hayır duasını al.
mutlu ol yavrum. Derslerini de iyi dinle. Hadi. Hadi İtça. Güle güle anne. Güle güle anne. Güle güle kızım. İtça'nın babası artık bu dünyada değil. Ama babasızlığı hissetmeyecek. Bugünden itibaren burası senin okulun. Tapu. Okulun. Burası okulumuz işte İtça. Artık senin de okulun. Tapu. Burası bizim okulumuz mu? Yani çok büyük ve çok güzel. Benim ilkokulum böyle değildi. Bu okul çok iyi. Merhaba Nayna. Merhaba Tapasya. Bu kız kim? Yeni mi başlayacak? Evet. Benim kız kardeşim İtça. Ve en iyi arkadaşım. Merhaba İtça. Merhaba. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Benim kız kardeşim Anu. Anita da üçüncü sınıf. Hadi tanıştıralım onları. Anu, Anita, gelin buraya. Hey abla, beslenme kutumu unutmuşum. Ne olacak ki? Al benimleyi. Anita, bu Tapasya'nın kardeşi. Okula yeni başlıyor. Burada daha yeni İtça. Bu benim kardeşim Anita. Merhaba İtça. Merhaba. Hadi sınıfa gidelim. Tamam. Hadi. Güle güle İtça. Bol şans. Gel bak göstereyim. Burası sınıfımız. Öğretmenimiz burada oturuyor. Burada da ben oturuyorum. Günaydın çocuklar, oturun bakalım. Yeni biri var. Buraya gel ve kendini tanıt bakalım. Bize adını söyle bakalım. Benim adım İtça Rajendra Bharti. Bharti mi? Bu ne biçim soyadı böyle? Hangi okuldansın peki? Hangi okuldan geldin? Evet, Santigianesh var Vidyali. Baksanıza, devlet okulundan gelmiş. Bugün yeni bir metin okuyacağız. Uzun yıllar önce... Üç küçük tavşan varmış. Bir yaz günü büyük ormana kendi başlarına gitmeye karar vermişler. Affedersiniz öğretmenim. Lavaboya gidebilir miyim? Evet. Git bakalım. Yüz eksi altmış. Sonuç nedir? Kırk. Aferin. Affedersiniz öğretmenim. Evet. Lavaboya gidebilir miyim? Gidebilirsin. Anita, niye affedersiniz diyorlar? Şey için, lavabo. Ben de affedersiniz demek istiyorum.
yemek yiyelim. Hayır. Önce affedersinize gitmek istiyorum. Nereye? Dedin ya sen bana affedersiniz. Ne? Sen dedin ya tuvalete giderken affedersiniz diyoruz. İlcan, affedersin. Affedersin öğrendin değil mi? Bize eski okulunu anlatsana. Ne demiştin ya? Hatırlayacağım şimdi. Devlet okuluydu. Mahalle mektebiydi değil mi? Hadi özür dileyin ondan. Özür dileyin. Özür dileseniz de. Özür dileriz. Ben yanındayım. Günaydın, öğretmenim. Günaydın çocuklar, oturun. Teşekkür ederiz öğretmenim. İlça, öğretmenler odasına gidip Bayan Gupta'dan kimliğini al. Bak İlça, bu kimlik kartı. Birinci katta birine sor, gösterir. Evet. Ne istiyorsun kızım? Adın ne senin? Girmeden önce neden kapıyı çalmıyorsun? Bilmiyor musun? Girmeden önce kapı çalınır. Görgü kuralları bunu gerektirir. Artık öğrenmelisin. Bir yere girmeden önce kapıyı vurman gerekir. Öğretmen kimlik dedi. Ben kimlik... Ne konuşuyorsun sen? Ne diyorsun? Anlamıyor musun sen? Önce dışarı çıkıp kapıyı çalmalısın. Sonra girebilir miyim öğretmenim diyeceksin, tamam mı? Görmüyor musun? Bütün öğretmenler burada oturuyor. Hadi dışarı çık, kapıyı çal ve lütfen
girebilir miyim diye sor. Çık bakalım. Hadi çık. Beni duymuyor musun? Çık demek, dışarı çık demek. Gel demek, içeri gir demek. Ama kapıyı çalmak ne demek peki, anlamadım. Hadi, ne dedim ben sana? Kapıyı çal, sonra da söyle. Girebilir miyim öğretmenim de? Evet, ne istiyorsun? Bir sorun mu var, söyle bakalım. Hadi söylesene kızım, söylesene. Sorunun ne senin, söyle bana. İngilizce bilmiyorum. Tanrım. Git buradan. Nereden geldin sen böyle bilmiyorum. Hadi git buradan. Hadi çık. Çık. İç'a, okuldan gelmişsin. Nasıldı okul? Büyüktü değil mi? Ha? Anlatsana. Canım, neden? Neden böyle üzgünsün? Ha evet, acıkmışsındır. İç'a. 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 İç'a, ne oldu kızım? Ne oldu? Ha? Hadi gel. Kalk bakalım. Ne oldu anlat. Neden ağlıyorsun? Ha? Annene söylemeyecek misin? Tapu'nun okuluna gitmek istemiyorum. Ben eski okuluma istiyorum anne, lütfen. Tamam ama ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? O okulu sevmedim anne. Ben oraya bir daha gitmeyeceğim. Eski okuluma gitmek istiyorum. Ne oldu yavrum, anlatsana. Biri mi kızdı? Bir şey mi oldu? Ha? Evet. Öğretmenler. Bütün çocuklar da bana güldü. Tapu'nun okuluna gitmeyeceğim anne. Orada herkes benimle alay ediyor. Alay mı ediyor? Evet anne, alay ediyorlar. Neden yavrum? Neden alay ediyorlar? Herkes İngilizce konuşuyor. Ben bilmiyorum. Ben Tapu gibi İngilizce bilmiyorum. İlça, hadi yapma sen de. Ne olmuş yani İngilizce bilmiyorsan? Yavaş yavaş öğrenirsin. Öğrenmeyeceğim. Bir daha okula gitmeyeceğim. İngilizce öğrenmek istemiyorum. İstemiyorum anne. İlça, tamam. Gitmek istemiyorsan gitme. Ama ağlama artık. Tamam mı? Ağlamak yok. Bana şunu söyle. Düzgünce anlat bakalım. Tamam mı? İlça, neden okula gideriz? Bana bunu söyler misin? Öğrenmek için. Bilmediğin şeyleri orada öğrenirsin. Okula gitmen gerekiyor. Anladın mı? Giderim ama eski okuluma. Tapu'nun okuluna değil. Bak İtça. Annen sıradan bir hizmetçi. Neden? Çünkü büyük bir okula gitmedi. İngilizce de bilmiyor. Ama sen zengin büyük biri olmak istiyorsun. Bay Takur gibi değil mi? Onun için de iyi bir okula gitmelisin kızım. İngilizce öğrenmek zorundasın. Ama yeni okula gitmek istemiyorum.
Hiçça. Biliyor musun kızım? Serçeler yumurtladığı zaman o yumurtalardan minicik serçeler çıkar. Çıktıkları zaman o küçük serçeler uçmayı bilmezler. Ama yuvalarında oturup kalmaktan korktukları için hep uçmaya çalışırlar. Bir gün gökyüzüne dokunmak için hep uğraşırlar. Bak İtcam, sen büyük okula gidip İngilizce öğrendiğin zaman derslerine çalışıp başarılı olursan ancak o zaman büyük biri olabilirsin kızım. Dinle. İnsanlar sana güldüğü zaman onları aldırma kızım. Onun yerine yapabileceklerini düşün. Onlara odaklan. Doğru olan bu. Bak, bir gün benim İtcam öyle güzel İngilizce konuşacak ki herkes onu kıskanacak. Sonuçta babanın hayali de seni daha güzel okullara gönderip İngilizce öğrenmendi kızım. Bunu yapacaksın değil mi? Babanın hayalini gerçekleştireceksin. Öyle değil mi? Evet anne. Okula gideceğim ve İngilizce öğreneceğim. Sonra da büyük biri olacağım. Babamın hayalleri gerçek olacak. Ve o çok ama çok mutlu olacak. Göreceksin anne. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे